Ramazan ayındayız. Ramazan ayının sonuna geldik. Allahu alem, bugün belki de son teravihi kıldık. Yarın hilal gözlenecek. Teravih kılınıp kılınmayacağı yarın belli olacak. Ama Ramazan ayında bizim bu şu anki konumuzla alakalı bağlantılı bir şeyi görmüş olacağız. 11 ay boyunca farklı bir şekilde işte bu dünyada yaşıyoruz. Ondan sonra belki fısk fücurla karşılaşıyoruz, günahlarla karşılaşıyoruz. Zorlanıyoruz, başka şeyler yapıyoruz ve her bir seferinde tekrar tekrar diyoruz ki ben değişeceğim, ben bazı şeyleri değiştireceğim, düzelteceğim diyoruz. Ve Ramazan'ı bir fırsat olarak kabul ediyoruz kendimize. Ramazan'a girdikten sonra aslında şöyle bir şey bekliyoruz. Ramazan ayında bir şeye düğmeye basılacak. Düğmeye basıldıktan sonra ben Ramazan'dan çıkınca sanki böyle fabrikadan çıkan bir ürün gibi bir anda bambaşka bir insan haline dönüşeceğim. Ramazan'ın böyle bir özelliği yok. İnsana düğme gibi basıp da bambaşka takvalı, müttaki, muhlis bir kul haline getirmiyor. İnsan mücadelesinin karşılığını alıyor. Bugün bizler, sizler bir mücadele verdik. Ramazan ayı içerisinde Rabbimize kulluk etmeye çalıştık. Rabbimiz ibadetlerimizi kabul buyursun inşallah. Bu ibadetleri yaptık. Allah Azze ve Celle'ye sunduk. Dualarımızı ettik. Secdelerimizi yaptık. Ağladık, sızladık. Ramazan ayında belki düştük, günah işledik. Tekrardan tevbe ettik, bağışlanma diledik. Bunların hepsini yaptık. Ama ne olursa olsun kardeşler, bu bizim için kesin olan bir şey değildir. Bu aynı insanın yaratılışı gibi bir süreçtir. İnsan nasıl ki Rabbimiz ol dediğinde insan yaratabilirdi. Ama topraklar toplandığı, getirildiği, su getirildiği, çamur yapıldığı, ondan sonra ruh üflendiği ve o ve benzeri şeyler olduğu isimler öğretildi. Ondan sonra insan ortaya çıktı. Nasıl ki veyahut da bir insan anne karnında ilk önce bir işte meni olduğu, daha sonrasında büyüdüğü ve benzeri nutfe olduğu, ondan sonra çocuk haline geldi. İnsanın aynı zamanda kulluğu da böyledir, tedricidir, yavaş yavaştır. Hiçbir şey bir anda olmaz, bir anda bitmez. Bunu bileceğiz, buna göre hareket edeceğiz ve diyeceğiz ki Rabbim bu kulluk serüveninde bizim ayağımız tökezlese de sen bizim elimizden tut diyeceğiz. Bizi ileri götür diyeceğiz. Bizi elimizden geldiği kadarıyla yaptığımız, verdiğimiz bu mücadelede bizi yalnız bırakma diyeceğiz. Son nefesimizi yakın üzere vermeyi bizlere nasip et diyeceğiz. İnsanın yaratılış kıssası ile alakalı bunu da inşallah eklemiş olalım. Allah Azze ve Celle bizleri bu ay içerisinde yaptığımız ibadetleri kabul buyursun. Bizi cennetinde Firdevs-i Ala'da ağırlasın. Peygamberlere, şehitlere, salihlere komşu eylesin. Bizi cehennem azabından, cehennemden korusun, muhafaza etsin. Bizi rızasına eriştirsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.